Asus Pro WS-VRX80E SHCE Wi-Fi. Tek seferde söyleyebildim, ben de şaşkınım. Bu upuzun model ismine sahip olan anakart AMD'nin Threadripper Pro işlemcileri için üretildi. Özellikle video düzenleme ve 3D görüntü işleme gibi çok çekirdek gerektiren işlemlerde büyük avantaj sağlıyor. Vakit kaybetmeyelim ve bu güzelliğe göz atalım. Siyah ve duman grisi renklerin hakim olduğu anakart 5 kilo 500 gram. Yanlış duymadınız, gerçekten çok ağır. 8 tane RAM slotu bulunuyor. Anakart 2048 GB RAM'e kadar destek sunuyor. ECC belleklere destek veren bu anakart sistemin çökme ihtimalini de azaltıyor. Yüksek performanslı ekran kartları için Safe Slot özellikli 7 adet PCI Express 4.0 yuvası yer alıyor. Profesyonel tasarım, modelleme, simülasyon ve görüntü işleme uygulamaları için üstün performans elde edilebiliyor. Kullanacağınız büyük soğutucular ve ekran kartları anakarta zarar vermesin diye önlem de alınmış. Kartın arkasına sert bir plaka yerleştirilmiş. Paslanmaz çelik, siyah file tasarımıyla bu plaka dikkat çekiyor. Panele baktığımızda en üstte BIOS flaş ve Clear CMOS tuşu, hemen altında da Intel Wi-Fi 6 anten bağlantı yuvaları bulunuyor. Anakart Bluetooth 5.1 desteği de sunuyor. Çift dahili 10 gigabit LAN bağlantı noktası var. Paneldeki tüm portlar saniyede 10 gigabit veri transfer hızına sahip, ikisi dışında. Onlar da USB 3.2 Gen 2 Tip-C portu. Bizlere saniyede 20 gigabit transfer hızı sunuyor. Panelde USB 2.0 bağlantısının olmadığını da belirtelim. Asus VRX80'de Crystal Sound 3, Realtek V4080 USB ses, DTS X Ultra desteğinin yanı sıra IKVM ile bağlantılı başlıklar ve anahtarlar, 2 tane PCI Express 6 pin güç bağlantısı ve 4 tane USB 2.0 portu bulunuyor. Anakartta 3 adet M.2 ve 2 adet U.2 yuvası var. Bu yuvalar özel soğutma bloklarının altında yer alıyor. Tam ortada da aktif soğutma bloğu bulunuyor. Bu arada Threadripper işlemcilerde NVMe RAID desteği olduğu için kullanılmayan PCI Express 4.0 veri yollarını depolama için kullanabiliyorsunuz. Böylece birden fazla M.2 SSD ile ön yüklemeli RAID sistemler oluşturabiliyorsunuz. Kutudan çıkan Asus Hyper M.2 kartıyla AMD VRX80 platformunda en fazla 10 adet NVMe SSD ile RAID yapılabiliyor. Serverlarda kullanılan birçok anakartta olduğu gibi bu kartta da IPMI mimarisi kullanılıyor. BMC yongasıyla, uzaktan bağlantıyla ayarları denetleyebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Anakartı, ekran kartı kullanmadan çalıştırabilmek için de VGA kontrolcü bulunuyor. 16 adet güç aşaması içeren DRM, en yeni AMD işlemcilerin güç ve verimlilik taleplerini karşılıyor. Anakartın üzerinde 6 pin güç bağlantıları da mevcut. Bu güç bağlantıları anakarta birden fazla ekran kartı taktığınızda o kartlara giden güçlerin daha stabil bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Yarı pasif fan bulunan DRM soğutma bloğu da ince kanatçıklarla donatılmış. Bu arada bağlantı noktalarının dikey değil yandan monte edildiğini belirtmek gerekiyor. Anakartta 8 tane SATA 6, 2 tane de U2 portu bulunuyor. Kasanızın bağlantılarını yapabilmeniz için 2 tane USB 3.2 Gen 1 portu, 1 tane USB 3.2 Gen 2 Tip-C konnektör, 24 pinli güç kaynağı konnektörü, 2 tane ProCool 2 konnektör bulunuyor. Sonuç olarak Asus'un bu kartı, bakarak söyleyeceğim, Asus Pro WS-VRX80E SHCE Wi-Fi. Keşke benim olsun diyeceğiniz, profesyoneller için üretilmiş çok sağlam bir kart. Yaklaşık 10 bin liraya satılan bu kartla çok çekirdekli görevlerde limitleri zorlayabilir ve yüksek performanslar elde edebilirsiniz.